2. sınıf Türkçe ders kitabı 4. tema Doğa ve Evren Sayfa 107 metnimizin ismi Uzay Kaşifi Gökay. Hazırlık çalışmaları 1. soru. Bildiğiniz gezegen isimleri nelerdir? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. İkinci soruda ise Satürn gezegeni hakkında neler biliyorsunuz? Satürn gezegeni Jüpiter gibi bir gaz gezegenidir arkadaşlar. Yoğun bir atmosferi vardır ve halkalarıyla meşhur bir gezegendir. Metnimizi birlikte okuyalım. Oğlum bu ne hal? Hepimiz tatile gitmek için senin hazırlanmanı bekliyoruz. Satürn olmak nasıl bir şey onu öğrenmeye çalışıyorum anne. Oğlum uzay kaşifi olmaktan vazgeçip gezegen olmaya mı karar verdin? Araştırmanın sonucunda gezegen olamayacağımı öğrendim ve bu gerçekle yaşamaya alıştım anne. Yine de bazen dünyada Satürn gibi bir halkası olsa ne güzel olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Gerçi bu fikrimin dünyanın son anlamına geleceğini bilecek kadar da uzay hakkında bilgi değil. Bak sen, dünyanın etrafında bir halka olmasının ne zarar olabilir? Güzel görünebilirdi aslında. Sayfa 108. Cevap çok basit anneciğim. Satürn'ün halkaları incecik bir kum tanesi kadar küçük, bir dinozor kadar büyük sayısız kaya ve buz parçalarından oluşur. Dünyanın da böyle halkaları olsaydı, gün ışığı engellenir ve kış aylarında kuzey ve güney yarı küreleri gölgelenirdi. Hem anne bildiğin gibi kışın güneş ışınları yarı kürelere yatay gelir. Bilmez miyim? Bu yüzden her iki bölgede de kış aylarında daha karanlık ve soğuk olurdu. Halkalı dünya fikrinden vazgeçmek üzereyim. Sadece bu da değil, Işık azaldığında kışı atlatabilmek için güneş ışığına ihtiyaç duyan bitkiler de yaşayamaz. Bence bu yaz yüzmeyi öğrensen iyi olur. Simidi her gördüğümde halkal dünyayı hatırlamak istemiyorum oğlum. Aha diye cevap vermiş. Sayfa 109'a geçtik. 109'da birinci etkinliğimiz var. Burada görseli verilen kelimenin anlamını tahmin edelim. Kaşif yeni yerler keşfeden ya da yeni şeyler bulan kişi. Yarım küre ise bir bütünün yarısı. Dinozor eski zamanlarda yaşamış, nesli tükenmiş olan bir hayvan. Şu an dinozorlar yaşamaktadır. İkinci etkinlik metni ana hatlarıyla anlatalım. Burada arkadaşlar okumuş olduğumuz metni sınıfta arkadaşlarımıza veya öğretmenimize kendi cümlemizi lütfen ifade edelim. Sayfa 110 metinle ilgili sorularımız. Gökay ve ailesi neye hazırlanıyorlar? Gökay ve ailesi tatile hazırlanıyorlar. İkinci soru. Yarı kürelerin kış aylarında daha karanlık ve soğuk olmasının sebebi nedir? Kışın yarı kürelere güneş yatay geldiği için daha karanlık ve soğuk olur. 3. Satürn'ün halkaları nelerden oluşur? Satürn'ün halkaları kaya ve buz parçalarından oluşur. 4. Dünyanın da Satürn gibi halkaları olsaydı neler yaşanırdı? Dünyanın Satürn gibi halkaları olsaydı yarı küreler daha karanlık ve daha soğuk olurdu. Dördüncü etkinlik, merhaba benim adım ünlem işareti. Mutluluk, kaygı, üzüntü, şaşkınlık, heyecan, coşkunluk, korku gibi duygu bildiren cümlelerin sonuna gelirim. Bu çok güzel. Evet burada bakın sonunda ünlem kullanmış. Seslenme ve hitap sözlerinden sonra gelirim. Hey buraya bakın. Evet burada seslenme kelimesi hey. Ama bakın dikkat edilsin burada virgül konulmuş. Hey kelimesinden sonra virgül konulduğu için ünlem sonda olacak. Buradaki parantez işlerine noktalama işaretlerinden hangileri gelecek? Yaşasın virgül. Bu ödev de bitti. Burada ünlemi sona koyduk. Eğer burada yaşasından sonra büyük harfle başlasaydı ünlem burada olması gerekiyordu. Aman dikkat, ünlem işareti. Çok ilginç, ünlem işareti. Ne olur, virgül, bana yardım edin. Yine ünlem işareti. Şimdi çok şaşırdım, ünlem işareti. Sayfa 111. Tablodaki kelimelerin eş anlamlarını bulmacaya yerleştirelim. Evet, bir, sebep. Sebebin eş anlamlısı neden? 2'ye bakalım. 2'ni deniz. Denizin eş anlamlısı derya. 3 yıl. Yılın eş anlamlısı sene. 3'ü de yerleştirdik. 4 soru. Soru kelimesinin eş anlamlısı sual ve 5 doğa. Doğa kelimesinin eş anlamlısı tabiat. Buraya bulmacayı yerleştirdik. Şöyle bir bulmacayı tekrardan kontrol edebilirsiniz. Sayfa 112'ye geçelim. 112 6. etkinlik dünyadaki su kaynaklarımız bir gün tükenirse hangi zorluklarla karşılaşırız? Bunun için ne gibi önlemler almalıyız? Burada bir konuşma yapmamız istiyor biz arkadaşlar. Su kaynaklarımız tükenirse arkadaşlar insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar, bitkiler, tüm canlılar eğer su olmazsa susuzluktan yaşam olmaz. Hiçbir canlı yaşayamaz. Dünyadaki tüm canlılar ölür ve hiçbir şekilde yaşam olmaz. Bizler suyun azalmaması için, susuz kaynak su kaynaklarımızın azalmaması için neler yapmamız gerekir? Öncelikle su tüketimimize dikkat etmemiz gerekir. Suyu boşa israf etmememiz gerekir ve en önemlisi de suyu kirletmememiz gerekmektedir. Doğayı ve çevreyi suyu korumamız gerekmektedir. Yedinci etkinlik Ali ile Ayşe deniz kirliliği ile ilgili neler söylemiş olabilirler? Konuşma baronlarına uygun cümleler yazalım. Evet burada kirli bir deniz var. Hemen buraya yazalım. Deniz kirliliğine çok üzülüyorum. Bunun için bir şeyler yapmamız gerek şeklinde söylemiş olabilir. Diğer arkadaş da buna cevap olarak. Ben de çok üzülüyorum. Kirliliği azaltmak için insanları bilinçlendirmek gerekir. Çevreyi kirletenlere ceza vermek gerekir. Bu şekilde ifade ettim arkadaşlar. Sizler de buna benzer farklı düşünceleriniz varsa farklı konuşmalarda yazabilirsiniz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.